Hostes geldi. Yanlış uçak dedi. Uçaktan indirdi. Meğersem öteki uçakmış. Sonra öteki uçağa bindik. Az kalsın Amerika'da alıyorduk soluğu. Bir baktık Washington uçağıymış o. Yani kazayla İskoçya uçağımıza İngiltere'den Amerika'ya uçacaktık az kalsın. Texas.org. Ben Selim Kurtulan, Texas Türbün Lideriyim. Sene 83'ten beri türbün liderliği yapıyorum. Türbünümüze, oradaki arkadaş grubumuza yardımcı olmaya çalışıyorum. Bize liderlik yok, bize yurda hepimiz abi kardeşiz. Sadece işte eski olduğumuz için, sözümüz dinlendiği için orada liderlik, abilik yapıyorum. Başka bir şeyimiz yok. Eskiden deplasmanlar daha güzeldi, daha zevkliydi. Herkes birbirine saygı, sevgi vardı. Daha huzurlu gidip geliyorduk. Ama tabii kavga gürültüler hep oluyordu. Eskiye bakarsak kavga gürültü daha çoktu. Şimdiye bakarsak işte yeni ceza kanunları olduğu için kavga gürültü de bitti diyorum. Biz geldiğimizde Texas ismi vardı, Texas pankartı da vardı. Biz sadece eskilerimizden, abilerimizden aldığımız emaneti daha ilerlere götürmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar götürmeye çalıştık. Eksik yönlerimiz olmuştur, olmuştur. Olabilir de saygı duyarız. Yani biz hep var olmayacağız. Seneye belki yokuz. Seneye bizden sonraki arkadaşlar ilerletecek bu işi. Ömür boyu gitsin diye uğraşıyoruz. 2011 olaylarında neler yaşadık? İşte Beşiktaş maçı olaylarından sonra yaklaşık 60'a yakın insan cezaevine girdi. Yaklaşık 125-150 kişi de yargılandı. Çoğu insan ceza aldı bu işten. Çoğu insan hapis yattı. Bizler 4,5 ay yattık bedavaya. Biliyorsunuz FETÖ o zaman çok hızlıydı. İşte FETÖ gördünüz Türkiye'ye neler yaptı. İnsanlara neler yaptı. Yani şu anda o zamanın valisi biliyorsunuz cezaevinde yatıyor. Biz o zaman da söylemiştik Sayın Valiye, Sayın Emniyet Müdürüne, o zamanki Emniyet Müdürüne. Bakın işte 300 tane Beşiktaşlı buraya geliyor. Büyük olaylar olacak. İşte bunlara getirmeyin, engel olun demiştim. Kendileri tabii bu tezgahı hazırlamışlar. Tezgahı yapmışlar kendileri. Bu tezgahı bizde koydular. Cezayı da yatırdılar. Tabii kendileri de FETÖ'den sonra, işte FETÖ olaylarından sonra kendileri de cezaevinde şu anda. Dedim Allah belasını, köpekler selasını versin diyeyim. Dedim bizleri 50 kişi, 60 kişi 5,5 ay yatırdılar bedavaya. Söylenecek bir laf yok yani o hatırlamak istemiyoruz o günleri yani. Gerçekten susuz yere yattı insanlar. Gerçekten hala daha susuz yere cezalanan insanlar var. Hala daha yargılanan insanlar var. Hala daha davalar bitmedi. Gerçekten anlamış değilim yani ben bu olayları. Hala yargılanıyoruz yani Beşiktaş maçı olaylarından. 6222 ilk bizde uygulandı. Zaten o haftası çıktı. İlk bize yapıştırdılar. Biz tabii çevrilen filmi, çevrilen tiyatroyu biliyorduk zaten. Biz kendimiz olaylarda da, oralarda da yoktuk. Biz kendimiz, kimse bizi de yakalamadı. Aslan gibi gittik, biz aranıyoruz diye kendimiz gittik, kendimiz teslim olduk. Savcıya çıktım, dedim ben Selim Kurtulan, Texas Türbün Lideriyim dedim. 5 dakika sonra 30 tane polis geldi, aldı götürdü. Oradan cezaevine paket olduk. Bu iş böyle. Bu sene ceza alayım, 5. ay bitiyor. İnşallah 5. aydan sonra kısmetse geleceğiz inşallah. Orada arkadaşlarımızla beraber hep beraber Bursa Spor'a destek verme. Amacımız Bursa Spor'a destek verme. Bursa Spor'un nasıl iyi olur, nasıl destek veririz? Onları çalışıyoruz, onları konuşuyoruz. İnşallah iyi olur. Önümüz, benim gözümde o fark nasıldı? O fark 2004'te düştüğümüzde düşmeyeceğiz dedik. Biliyorsunuz Bestes de vardı, hükümet düşer, enflasyon düşer. Bestes de vardı ama düştük. Ama burada göz göre göre düştük. Yani 2 sene başarısızlık, 3. sene yapmamı dediğimiz halde gene yaptılar ve küme düştük. Ne yazık ki burada göz göre göre, orada bilmeyerek. Üzüldük, çok üzüldük ama en üzüldüğüm Hollanda'da Twente maçıydı. Bir de 5-1'lik kupa maçıydı. Hiç unutmam, ikisinde de oradaydım. Hiç maç kaçırmadım gerçekten. Ya bütün Avrupa maçlarına da gittim. Türkiye'de de hiçbir tane Bursaspor maçını kaçırmadım 83'ten beri. Her maça gittim.
bana bir tane gazeteci, bir tane yönetici, bir tane topçu, bir tane taraftar diyemez. Selim Kurtulan bu maçta yoktu diyemez. Dostluk açısından çok Bursaspor çok şey kazandırdı yani. Bugün işte binlerce arkadaşımız var, binlerce dostumuz var. Yani binlerce dostluk kazandırdı yani. Ben size şöyle bir anı anlatayım. İngiltere'ye maça gittik. Manchester United maçına. Abi arkadaşımla beraber çarşıda geziyoruz. Dükkana girdik. Selamünaleyküm diyecek halimiz yok ki İngiltere'de dükkana giriyorsun. Biz dükkana girdik. Aleyküm selam Selim Bey dedi bir tanesi. Bir baktım. Dükkanda çalışan bir şahıs. Nasılsın Selim abi, iyi misin dedi. Kendisi Bursalıymış ama ben kendisini şahsen ne tanırım, ne gördüm, ne ettim. Ama adam İngiltere'de bizi takip ediyor, tanıyor, gördü. İnanın tesadüfen bir olay yani. Yani nereye gitsek bir tane dost, bir tane arkadaş çıkıyor yani. Dostluklar çok güzel şeyler. İnşallah bu dostluklar hep beraber bütün tribünler halinde devam eder. Millet atıyor tutuyor. Selim'de şu var, işte şu var, ev var, işte daire var, araba var, işte şu var, bu var. Vallahi ben daha yeni ev sahibi oldum. O da bankadan kredi çektim. Daha yeni işte şurada 3 ay, 4 ay önce ev sahibi oldum. O da bankadan kredi çektim. Bir de ailemden bir ufak miras kaldı. Onu verdim. Üstüne de bir para çektim. Ya yeni ev sahibi oldum yani. En büyük şikayetim Bursaspor'a zarar, tribüne gelip de Bursaspor'a zarar veren insanlardan. Yani torpil atıyor, işte sahaya yabancı madde atıyor. Benim en büyük şikayetim onlardan yani yana. Yoksa hepsinden Allah razı olsun. Taraftarlığını yapıyorlar. Son nefesine kadar Bursaspor'u destekliyorlar. Onlar maddi destekleyemezler çünkü yok. Onlar manevi destekliyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama desteklerken de zarar vermeyecekler. Yani Bursaspor her hafta ceza yiyor. Her hafta ceza yiyor. Son zamanları. Bakın biz fair play almış bir taraftarız ya. Gerçekten. Tabi bunda sadece suç taraftarın değil. Burada ne yazık ki suç bayağı kişilerde de var yani. Yani yönetimden tut işte sıralayabilirim. Şimdi söylemek istemiyorum, sıralayabilirim yani. Çok kişide suç var yani. Ama en büyük suç da yönetimindir diye tahmin ediyorum. İletişim eksikliği. Ben şampiyon olduğumuz sene hiç hatırlamıyorum ya. Bir gözlerimi açtığımda, hani kendimi hatırladığımda bu geçit tarafında bir eğlence yeri vardı, topçuların gittiği yer. Hatırlamıyorum, ismini bile bilmiyorum. Kendimi orada bulmuşum bir hanımla beraber. Eşimle beraber oradaydım. İşte İbrahim Yazıcı, Ertuğrul Sağlam hepsi bir masadaydı, oturuyorlardı. Biz de yan masada oturmuştuk. Vallahi hiç hatırlamıyorum yani gerçekten. Ne yaptığımı bile hatırlamıyorum yani. Şampiyon olduk dedik, zaten sahaya attım kendimi, ne oldu bilmiyorum yani hiç. Ne oldu, nereye gittim, nereye koştum, ne yaptım, ne ettim hiç hatırlamıyorum yani. Hiç hatırlamıyorum yani. Gecesini bile hatırlamıyorum yani. Şu gecesini çat pat hatırlıyorum yani. Bir gece kulübünde saat 3 müydü, 2.30 mu neydi, 3 müydü neydi, oraya gittiğimizi hatırlıyorum. Oradan sonra sabaha karşı 5-6 gibi 7 gibi eve geldiğimizi hatırlıyorum. Sabah çıktım, bütün ne gazete varsa topladım hepsini eve. Gittim gazetede kaç tane gazete varsa gazete bayında hepsini topladım evde. Hepsini açtım, baktım, okudum, işte okumaya çalıştım. İşte öyle, o şekilde. Onda da var, bende de var. Olmaz mı? Mehmet abi eski bir abi. Yani tribünün eskilerindendir yani. Biz aynı yaşıtız, aynı şeyiz yani. Mehmet abi saygı duyulması gereken bir insan yani. Şimdi yere oturacağız, doğru konuşacağız yani. Bu tribünün cezasını, sefasını çekmedi yani. Cezasını da çekti. Hep böyle eziyetler gördü yani. Şimdi yere oturacağız, doğru konuşacağız bazı şeyleri. Çok anı var da bir tanesini anlatayım. Tek başıma buradan İngiltere'ye gittim. İngiltere'den indim, İskoçya'ya gideceğim. Oradan aktarmalı. Glasgow maçına. Tabii tek başımayım. Türkçe Nizami, İngilizce hiç yok. Ondan sonra uçağa bindim. Neyse İngiltere'ye indim, aktarmalı. İskoçya'ya geçeceğim tek başımayım. Yanımda da bir tane kızcağız oturuyor. Türkçe mırıldandı. Kendisine döndüm. Dedim ya ben dedim dış hatlardan iç hatlara geçmek istiyorum. Yardımcı olur musun dedim. Kız dedi vallahi ben de burada oturuyorum. Ben de burada okuyorum ama dedi 4-5 kere geldim gittim dedi. Ben de dedi çıkış kapısını bilmiyorum dedi. İç hatları hiç bilmiyorum dedi. Eyvah dedim, yandım. İç hatları 45 dakikada buldum yani. Yani öyle bir zorluklar atlattık. En sonunda İskoçya'ya vardık. Bir de yanlış uçağa binmişim. Yanlışlıkla. Uçağa bindim, oturdum, çantamı koydum. 5 dakika sonra hostes geldi. Yanlış uçak dedi, uçaktan indirdi. Meğersem öteki uçakmış. Sonra öteki uçağa bindik. Az kalsın Amerika'da alıyorduk soluğu. Bir baktık Washington uçağımış o. Yani kazayla İskoçya uçağımıza İngiltere'den Amerika'ya uçacaktık az kalsın. Aça, sen biliyor musun minibüste? Hakanlar, kepçe Hakanlar filan. Amına koyayım arabada yatmışım uyumuşum. Bir yerde Urfa'da mı ne durmuşum amına koyayım.
Bir geldiler, bunlara da hiçbirini tanımıyorum. Geçen İsmet abla onu anlatıyor. Yemin ediyorum bak. Ulan şapkana bak. Oğlum siz. Oğlum Hakan ben diyor. Ay amına koyayım hepsi. Ne geçirmişler kafalarına falan bellerini. Fışılarmışlar abi, görecektin ya sen. Türbünle birlik beraberlik istiyoruz. Türbün iyi olmasını istiyoruz. İşte Bursa Spor'a en büyük zararı hakikaten gene taraftarlar veriyor. Ama hepsinden Allah razı olsun, taraftarlar destek çıkıyor bu takıma. Gerçekten en büyük varlık taraftarlık. Yani ben taraftarıma şuradan seslenmek istiyorum. Birlik beraberlik olsun. Orada güzel tek sazda tek türbin olsun. İyi şeyler olsun. Herkes oraya gelsin. Herkes orada bağırsın. Bağırmak isteyenler, maç seyretmek isteyenler daha değişik yerlerde otursun. Gerçekten yani takıma destek çıkalım. Yani torpil atmakla, para atmakla, yabancı madde atmakla Bursa Spor'a destek çıkılmaz arkadaşlar. Gerçekten Bursa Spor'a zarar veririz. Bursa Spor'u sevmiyoruz. Duruma düşeriz. Bursa Spor'u sevelim. Destek verelim.